Ay şiştim ya. Yeni modada bu ha, böyle hikayeler. Ha, biriniz de farklı bir şey getirin, başka bir senaryo getirin. Öf. Çiçek, bana bir kahve yap hadi. Ne bu hali? Armağan mı yine? Kızım sabretsene, annenle konuşacağım dedim ya. Konuşma artık, istemiyorum. Ay aman iyi, tamam. Git bana kahve yap bir tane. Kendi kahveni kendin yap. O ne şimdi? Ne o çanta? Ne oluyor? İşi bırakıyorum ve gidiyorum artık. Saçma sapan. Babam bacaklarını kırar, yine seni buraya geri getirir. Kendine gel, otur oturduğun yere ya. Kendimdeyim, merak etme. Bu çukurunda yaşayıp senin gibilerin donlarını yıkamayacağım artık. Agresif. Çiçekçim yapma. Annen çok üzülüyor. Hem nereye gideceksin? Sefil olursun. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Evet, bu kısmı geçtiğimize göre hadi eyvallah. Bence de gitmelisin. Burada kalıp ne yapacaksın ki? Gençsin. Annenin kaderini yaşamak zorunda değilsin. Ama unutma. Burada çok önemli bir şey var. Pislik ve halaksızlık. Aşk. Dün gecesi gördüm. Gidersen armağandan, aşkından da vazgeçeceksin. Şey, o çok sarhoştu. Ya ben de o eve dönmesi için yardım ettim yani. Annem de yanlış anladı. Çiçek, insanların aşkına sınır koymasına izin verme. Seni uzaklaştırmalarına izin verme. Gidersen olacak seni. Sen de her gün gittiğin için pişman olacaksın. Bir film izlemiştim. Bir cümlesi aklımda kaldı. Dünya ilk adımını atmak için bekleyen yalnız insanlarla dolu. Şu anda atacağın adım senin kaderini belirleyecek. Sen kendine nasıl bir kader seçiyorsun? Daha kapıdan çıkmadan kuyruğu kıstırdık, iyi mi? Nisan'da boşu boşuna posta koydum.